Balinalar bu altcoinleri uçurabilir, torbalarca aldılar. Adı altındaki haber üzerine konuşacağız. Genel olarak Dogecoin'den ve ADA, Ether, Shiba gibi kripto paralardan bahsetmeye çalışacağız diyebilirim. Şimdi tabii burada bu şekilde söylemlerde bulunuyor işte. Balinalar bu altcoin'leri uçurabilir falan tarzında. Her zaman söylediğim yanlış bir algı var. Mesela Shiba'nın fiyatı ya da Doge'un fiyatı bu kadar sert, güçlü, ani bir şekilde yükselmişken mesela aşağıda şeyi göstermiş. Shiba'ya 440 bin dolarlık yatırım yapıldı diye. Kim ne yapacak? Yani 440 bin dolarla mı yükseldi peki Shiba? Shiba 440 bin dolarla yükselmediği gibi zırnık oynatmaz. Yani devede kulak bile kalmaz. Kulağındaki kıl bile kalmaz. O yüzden burada fiyatlar yükseldikten sonra işte yok 400 bin dolar Shiba aldı. Yok 400 dolarlık Shiba aldı. Yani bunun hiçbir önemi olmayacaktır. Balinaların yaptığı alımların, yapılan sıkı alımların bu kadar yüksek aktivitenin pozitifliği sonradan gelir. Yani demem o ki Dogecoin'de Shiba'da zaten uzun zamandır alıma tabiydiler ve çok yüksek şekilde toplanıyorlardı. Bunlar bu kadar toplanıyorken tabii ki de bunlar üzerine konuşuyorduk. Fiyatların açılım gerçekleştireceğinden bahsediyorduk. Dolayısıyla şu anda sanki yanlış bilinen bir algıdır tekrar söylüyorum. Balina alımları anlık etkiler yaşatmayacaktır. Kıtlık yaratacak ve piyasaya bir FOMO olduğunda ya da traderlar girdiğinde genel olarak fiyatlar patlayacaktır. Doge ve Shiba'da olan ve olmaya devam edecek olan olay da budur. Öyle balinalar 3-5 kuruş şu anda alım yaptı diye fiyat yükselmiyor yani. Tamam mı? Kripto para piyasasında bir geri çekilme olsa da balina ilgisi devam ediyor. Özellikle kripto balinaları bazı altcoin projeleri üzerinde yoğunlaşıyor diyor. Evet. Bunun bir sonucu olarak da ilgili token fiyatlarında güçlü artışı tetikliyorlar. Tetiklemiyorlar. O önceden daha doğrusu önceden alımlar yapıldı. Tetikleyen traderlar oldu. Tamam. Bu aralar balinaların radarında bu altcoinler var. Çünkü böyle sırf böyle ucuz haberler yapabilmek için yani böyle boş işlerden bahsediliyor. Diyorum ya her zaman. Genelde böyle saçma sapan şeylerden bahsederler. Fiyatlar yükselince ya balinalar bu kadar aldı, şu kadar aldı. Önceden niye takip etmiyorsunuz balinaların aktivitesini? Ne yapayım şimdi balina? Kim ne yapacak balina aktivitesi? Neymiş? 400 bin dolar Shiba almış. Yani. Doge balina işlemleri 3 ayın zirvesine ulaştı. Dogecoin fiyatı 14 Ekim ve 23 Ekim tarihleri arasında %20 oranında hızlı bir toparlanma kaydetti. On-chain veriler piyasa değerine göre en büyük meme coin'e yönelik yenilenen balina ilgisinin önemli bir itici güç olduğunu ortaya koyuyor. Aşağıdaki grafikten gördüğünüz üzere Doge fiyatı diyor yılın en düşük seviyesini seyrederken altcoin 15 Ekim'de 599 balina işlemi kaydetti. Ancak o zamandan beri balinalar daha büyük kayıpları önlemek için harekete geçti. 24 Ekim'de Dogecoin, 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek olan 1420 balina işlemine ulaştı. Evet. Tabii balinalar da bu noktada trade'e katılıyor. Sadece balinalarda değil. Balina da var işte daha küçük işlemci de var. Bu noktada Dogecoin'de Shiba da aynı şekilde üzerinden hem ciddi trade dönen aynı zamanda türev hacmi de yüksek olan kripto paralar. Balina işlem metri 100 bin dolar sınırını aşan günlük işlemlerin toplam sayısını gösterir. Balina işlemlerindeki artış birkaç nedenden ötürü yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Yani balina işlemi dediğiniz şey nedir? Büyük yatırım. Yani bir şirket de büyük yatırımlar almadan tabii ki var olamaz. Çok yüksek yerlere, iyi yerlere gelemeyecektir. İlk olarak balina yatırımcıların artan alım ilgisini işaret eder. Bu da bireysel yatırımcıların güvenini destekler. Daha da önemlisi bu büyük işlemlerin sağladığı likidite. Sorma küçük yatırımcı da iyi takip eder zaten balina aktivitesini. Yatırımcıların işlemleri daha verimli ve uygun fiyatlarla gerçekleştirmesini sağlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Dogecoin fiyatı bu dönemde hızla %20'lik bir fiyat toparlanması gerçekleştirdi.
Balinalar şu an alım yapıyor diye gerçekleştirmedi. Tekrar söylüyorum. Bu alımlar vaktiyle yapıldı ve kıtlık yaratıldı. O zamanlar tabii kripto coin adı altındaki bu dolandırıcı site uyuyordu. Bununla birlikte yatırımcılar balinaların pozisyonlarını sağlamlaştırıp sağlamlaştırmayacağını veya daha fazla kazanç için diyor agresif bir şekilde zorlamaya devam edip etmeyeceğini yakından takip edeceğini dile getiriyor. Doğru. Şu an 87'lere kadar gidişat sürecektir kanaatindeyim. Balina aktivitesi zirvede lider altcoin büyük bir rally için hazırlanıyor. Yükseliş eğilimi kripto para piyasasının geneline geri döndü. Bu ortamda sektörün önemli varlıklarını özellikle de son 6 ayın en yüksek balina işlem miktarını kaydeden Ethereum vesaire vesaire. Ether arzı 2015'teki başlangıcından bu yana rekor seviyeye düştü. Evet. Yakımdan bahsediliyor. Biliyorsunuz sağlam hem ETH coin yakım miktarları oldu hem de staking ile birlikte dolaşan arzda da sağlam geri çekilmeler yaşatıldı. Dolayısıyla iyi bir noktaya kaydedildi. Bakın burada Bitcoin'den, ADA'dan aynı şekilde DAI'dan bahsediliyor. Ya Bitcoin'in zaten balina aktivitesi yani öyle bir kıtlık yaratılmıştı ki inanılmaz seviyeye geldi. Bu zaten bu kadar patlama boşu boşuna olmadı. İkincisi ADA. ADA da tıpkı Dogecoin gibi BSC balinaları tarafından oldukça sevilen ve ilgi gören altcoin'lerden bir tanesidir. ADA genelde türev piyasası ADA'nın çok yoğun değildir. Ancak gerçekten yüksek bir trade hacmi bulunmaktadır. Shiba'ya bakın 400 bin dolar yatırım yapılıyor. Yani Shiba'ya da tabii ki çok fazla Shiba da bu süreçte yatırımcı çekti diyebiliriz. İyi bir süreç yakaladı ve iyi bir şu anda ivme yakaladığını görebiliyoruz. Burada ne var? Martinez fiyat geçmişini kendini tekrar edecek mi? Evet, buradan Shiba üzerine TDC'den bahsediyor. Bununla alakalı konuştuk. Tabii daha önce TDC göstergesi Shiba'da sürekli olarak tutuyor. Fakat bunun çok doğru olmadığıyla alakalı yine daha öncesinde de konuşmuştuk. O yüzden %118'lik işte iki katın üzerinde bir yükseliş kaydediyor. Yani şu anda da Shiba'da tutma ihtimali yüksektir. Tutacak olmasının sebebi TDC'nin varlığı değil, Shiba'nın güçlü olması ve piyasa içerisindeki görünümün büyük bir ölçüde olumlu olmasından kaynaklanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.